Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlilik kredisi ile ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz süreçte yaptığı açıklamada evlilik kredisi ile yeni evlenecek çiftlere destek olunacağını ve aile kurumunun güçlendirileceğini belirtmişti. 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 48 ay vadeli olan evlilik kredisi için pilot bölge olarak deprem bölgesinde ilerleyen süreçlerde başvurular alınacak. Aile ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak olan evlilik kredisi için bekleyiş devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasına dair uyarıda bulundu. Evlilik kredisi dolandırıcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, resmi kurumların ya da bakanlığın resmi internet siteleri dışında kaynağı belli olmayan bağlantılara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Vatandaşları dolandırmayı amaçlayan sayfalara dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız, ifadelerine yer verdi. Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için bekleyiş devam ediyor. Evlilik kredisi başvuruları henüz başlamamışken, ilerleyen süreçte pilot bölge olarak deprem bölgesinde Aile ve Gençlik Bankası'nın faizsiz 150 bin TL evlilik kredisini sunması bekleniyor. Evlilik kredisinin 18 ila 27 yaş aralığını kapsaması beklenirken, 2 yıl geri ödemesiz olacak. 4 yıl vadeli olan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için başvurular henüz başlamasa da evlilik hayali kuran gençler de kredinin hangi tarihte hayata geçeceğine dair araştırmalar yapıyorlar. Mecliste gerçekleşecek görüşmeler sonrasında yeni yıldan önce evlilik kredisinin için çalışmaların tamamlanacağı tahmin ediliyor. İlerleyen süreçlerde evlilik kredisi için çalışmaların tamamlanması ve hayata geçmesi durumunda, kredi için başvurular alınmaya başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da evlilik kredisinin detaylarına dair resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunacak.